Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum. Bugün videoya Ayaz'ın odasından başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an odasındayız ve Ayaz Bey oyun oynuyor. Dün de size bir vlog çekmek istedim aslında. Ama nedense telefonum kafayı yedi. Ve o yüzden çekemedim. Çünkü dün biraz dolaşmaya çıkmıştık. Size de çekeyim diye düşündüm ama maalesef olmadı. Neyse olsun, zaten öyle çok fazla dolaşmadık malum. Oruç var. Bunu aldık dün Ayaz'a, bu oyuncağı, ve şu an elindeki oyuncağı aldık. Şundan çıktı içinden. Bir de birkaç bir şey daha aldım, onları gösteririm size. Yani Ayaz'a bir oyuncak daha aldık. Ben de kendime iki parça bir şey aldım. Onları gösterelim. Öyle yani. Bugün de yengemlere davetliyiz iftara. Gamze yengem ve Mustafa abimlere. Oraya gideceğiz yani. Size de çekerim. Yani şu arkadaki paketlere de bilmiyorum arkadaşlar. Size şimdiden göstersem mi? Onlar çoğu Ayaz'ın doğum günü geldiği için, biliyorsunuz. Ayaz'ın doğum günü için aldığım şeyler. Daha emin değilim, ayrı bir video mu çeksem doğum günü için ya da göstersem mi? Ben bile daha açmadım yani, tek bir paketi açtım. Öyle arkadaşlar, yani belki onları gösterebilirim. Daha bilmiyorum, emin değilim yani. Değil mi anneciğim? Ayrıca saçları öyle bir uzadı ki. Ama hiç kesmek istemiyorum. Gerçekten uzatmak istiyorum saçlarımı. Zaten herkes diyor kesmeyin falan. Ama bakalım. Değil mi anneciğim? He? Tipe bakın ya. Yerim seni. Banyo yapacağız birazdan seni, tamam mı? Bak her yerin pislenmiş. Ağza bak. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Evet. Ayaz'ın odasında yeni bir arkadaş üyemiz var. Görüyorsunuz. Göstermek isterim size de. Aslında bunun çok güzel bir hatırası var, bu ayının. Çünkü bu aslında nişanlıyken Bünyamin bana hediye olarak almış doğum günümde. Ve üstünde çok tatlı bir tişört vardı. İkimizin resmiyle. İşte iyi ki doğdun falan yazıyordu. Ama tabii tişörtü çıkardım. Şimdi onu yıkamaya attım çünkü keladaydı. Yani aşağıdaydı. Evin içine değildi, kocaman olduğu için. Ama şimdi çocuk odasına da uyuduğu için dedik çıkaralım yukarı. Değil mi? Ama zaten Ayaz hep böyle tuhaf tuhaf şeylerle oynadığı için. Bakın şimdi. Her neyse, bunu da göstermek istedim yani. Annem. Bak. Bay bay. Evet, burada bir adet yeni yıkanmış, tertemiz olmuş bir bebek var. Saçlarını yiyelim senin. Şimdi Ayaz'ı demin banyo ettik de tırnaklarını falan kestik. Değil mi annem? Mis gibi oldum ben de. Burada da yorgun baba. Ne oldu? Evet, dün şöyle Ayaz'a bir tane yeni su şişesi aldık. Bordo mavi tabii ki de. yani bir de şunu da aldık dün. Ama sorun, hiç oynuyor mu? Hayır. Bakalım, belki ileriki zamanlarda ilgisini çeker. O hep böyle değişik değişik şeylerle oynayacak anca. Bakın şimdi, bakın. Hadi gel orada. Ayaz da çıkmaya çalışıyor hep buradan öyle yapınca. Gidemedin mi? Bap 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 bap. En komik şakaları. Eğlenmek için şakaladım. Ay, kopacağım. Şatıdan videoya başladım. Sen şarkı söyle dedim. Kapatmayayım. Çekeyim onu da. Evet.
Kızlar şimdi size hemen dün ben kendime ne aldım onu göstereyim. Şöyle bir şey aldım kendime Primark'tan. Ve bu kaç paraydı? Kaç paraydı bu? Hatırlıyor musun? 18. Evet 18 gibi bir şey. Rengi çok güzel. Yeşil de var. Ve şöyle bir tane pantolon aldım. Bunu internette çok gördüm. Primark'ta yeni bir pantolon gelmiş. Çok güzelmiş falan filan. 13 euro. Gittim. Aldım. Yani benim denediğim aslında başka bir modelmiş. Ben de bir beden büyüğünü alırken yanlış modelini almışım ve bana paçaları çok uzun geldi. O yüzden bunu geri vereceğim. Geri yollayacağım diyordum. Yani ama bu kalacak. Böyle. Ve kızlar size çantamı göstereyim. Şöyle şuradan hemen göstereyim. Zaten Instagram'a yüklemiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle bir çanta geldi bana ve o kadar beğendim ki Ideal of Sweden markasının ve modeller yeni geldi. Siyahı da var. Sayfadan bakabilirsiniz. Ben acayip çok beğendim rengini falan. Ve bir tane de pembe bir kılıf yolladılar bana. Telefon kılıfı. O da çok güzel. Onlar da yeni modeller hep. Merak ediyorsunuz. Instagram sayfamdan bakabilirsiniz. Ve indirim kodum da var. Aley15. Zaten buraya da yazarım. Yani %15 indirim oluyor o zaman. O kodu kullanırsanız. Değil mi anneciğim? Şimdi ben de biraz yavaş yavaş saçımı başımı düzelteyim. Birazcık makyaj yapayım. Sonra görüşürüz. Evet merhabalar. Ben bugün ne fark ettim? Yani daha kendimi hiç göstermedim size. O yüzden tekrar merhabalar dedim. Evet şimdi size biraz ne kullandığımı göstermek istiyorum. Böyle birazcık süslenelim. Şimdi önce bir nemlendirici krem sürdüm. O şu an içeride. Nivea'nın beyaz böyle. İlla ki belki biliyorsunuzdur. Şimdi de şundan sürdüm. MAC'den Strobe Cream yazıyor. Peach Light. Evet bunu sürüyorum. Arkadaşlarımız. Şöyle bir tane yapalım. Şu Catrice markasından şu kalemi alıyorum kızlar. Essence'in kaş boyasını alıyorum. Ve kaşlarımı şöyle yukarı tarıyorum kızlar. Evet şimdi de yine Catrice'in konsilası. Bunu şöyle göz üstüne sürüyorum ve kapatmak istediğim sivilcelerin dizlerinin üzerine böyle dokunuyorum. Şimdi de bunları böyle dağıtıyorum. Bu arada süngerim yani hafif ıslak. Bence bu çok önemli çünkü ıslatmadığınızda bence hiç güzel dağıtmıyor. Şimdi şimdi eğer yana çeksem çekmesem de bilmiyorum. Bakalım. Çekelim bari. Ama önce
böyle şöyle göz kapağımın üzerine şöyle pudra süreceğim birazcık. Sabitlesin diye. Evet, şimdi hızlı çekeyim en iyisi, yani konuşmadan sadece göstereyim, ondan sonra yapayım size, çekeyim. Öptüm. Şaka bir yana, ben makyajıma devam edeyim. Şimdi şunu aldım. Bu neydi, Maybelline miydi bu acaba? Galiba Maybelline bu. Ben bu paleti Türkiye'den almıştım, gratisten ve hiç kullanmıyordum aslında. Ama geçen, yani geçen dediğim bayağı oluyor da buradaki bronzayı kullandım ve blush'ı muhteşem. Yani o kadar güzel ki o günden beri hep bunu kullanıyorum. Yani şu çok güzel. Şu da çok güzel. Şu an şunu kullanacağım biraz.
şimdi şu renkte bir dudak kalemi kullanacağım. İsmini falan bilmiyorum çünkü normalde ben aslında Manhattan dudak kremini kullanıyorum. 94F numaralı. Ama maalesef hiç belli olmadığı için benimki de bitti. O yüzden mecbur bunu kullanıyorum. Ama bu da güzel aslında ama ismini falan bilmiyorum işte. Çok eski çünkü. Galiba annemden almıştım bunu. Yani şimdi de bunu söyleyeyim. Şimdi de Maybelline'in bu rujlarından süreceğim. 65 numara kızlar. Bunlar çok güzel. Yani ben de bunun gerçekten bunların çok renkleri var. Ve aşırı güzel bir renk. Çoğunlukla bu 65 numarayı sürüyorum. Böyle seri. Sonra bunu sürdükten sonra kızlar 60 numarasını şöyle biraz ortalarına sürüyorum. Hani daha açık renk olsun diye ortası. Süreyim. Ondan sonra görüşürüz. Kızlar makyajım bitti. Yani. Bence gayet güzel oldu. Evet. Şimdi saçlarımı ne yapacağım? Gerçekten hiç bilmiyorum. Açık mı bıraksam? Ya da bağlayıp da mı bir şeyler yapsam? Yani bilmiyorum. Ben bu saçımı da bir halledeyim. Ondan sonra yine görüşürüz. Evet kızlar, şimdi ortasına o 60 numarayı sürdüm. Görüyorsunuz biraz daha rengi farklı oldu. Ben çok beğeniyorum böyle. Onu da gösteremedim saçlarımı başlamadan önce. Böyle bıraksam mı yoksa şöyle bağlayıp mı böyle birazcık kıvırcık yapsam mı? Çok kararsın. Of. Bilmiyorum. Biraz düşüneyim. Son. Kızlar böyle bir şey yaptım. Ben saçımı şöyle bağladım şu üstten. Şöyle önlerimi kırdım. Şimdi şuralarımla biraz koruyacağım. Öyle mi? Şöyle yanlış oluyor. Şimdi kızlar şöyle. Alıyorum da hızlıca biraz böyle üstten geçiyorum. Sonra tarayacağım. Bu arada Ayaz uyuyor şu an. Bünyamin onu uyuttu ve tekerleri değişmeye gitti. Anladığım kadarıyla. Yani ayazda her an uyanabilir. O yüzden biraz acele etmem gerek. Çok fazla şey olması gerek yok. Yani
Birazcık kıvır olsun yeter. O zaman ben saçımı biteyim. Ondan sonra görüşürüz. Evet kızlar, saçım bitti. Gördüğünüz gibi şöyle biraz maşa yaptım. Biraz daha bunlar açılacak, yani daha doğal duracak. Ama böyle yani şu an saçım. Şurayı şöyle sıkmam lazım ki biraz daha yüksekten gözüksün. Öyle. Yani karar veremedim. Eşime sordum. Büyüğüm dedi ki bağla. O yüzden bağladım. Ama şu şekil yani ilk defa yaptım. Normalde bütün saçlarımı alıyorum. Ama zaten şu önlerimi daha yeni kestirdim. Yani yeni derken bayağı oluyor ama önceden daha uzundu. O yüzden hepsini bağlıyordum. Şimdi yani kestimden beri aslında ilk kez böyle bağladım. O yüzden şimdi bunları böyle bıraktım. Ve bence gayet güzel oldu. Şu makyajımı da göstereyim size buradan kızlar. Şöyle. Güneşim de böyle duruyor. Evet, Ayaz şu anda uykusundan uyandı. Ve çok aç. Tamam annem. Şimdi ben Ayaz'a hemen çorbasını ısıtayım. Onun karnını doyurayım çünkü birazdan burada yıkabilir. Değil mi? Evet, biz şimdi evimizden çıkıyoruz. Hazırlandık. O zaman orada görüşürüz. Evet, biz şu anda geldik. Şöyle çekeyim. Yengem son hazırlıkları yapıyor. Evet, Ayaz şu an şokta. Şu anda sohbet zamanı. Keşke. Ayaz da burada uyuyacak birazdan. İnşallah. Metan şapkanı çıkarsın. Biz şimdi hep beraber. Ha, sen söyle. Evet. Hala bu kartlar dursun abi. Ela. El salla. El salla. Aslında sen de salla. Ne var? Ekranı kalem. Evet. Ha. Okula neyle gidiyoruz? Otobüs, araba. Buz. Anneler. Buz. Tamam. Okulun adı ne? Şulbuz. Şulbuz. Ben bildim. Ne çabuk. İkiniz bildiniz. Annem ne çabuk. Ha, kokum. Asela sen de şimdi. Hadi. Kart gel, seç. Al kart. Gel beraber. Hadi bakalım. Seç bakalım. Bana göster. Ela da burada oturuyor kardeşim. İçinden birisine yapak et yani. Aa, buldum bile. Tamam, buldum. Tamam. Buldum. Tamam. Gel kulağına dip sen anla. Ama söylemeyeceğim ismini. Tamam. Asena şimdi Türkçeden söyle değil mi? Ya Türkçeden anlat sen. Tamam. Nasıl hadi. Düşün? Hadi. Evet arkadaşlar, biz evimize geldik. Gördüğünüz gibi makyajımı çıkardım, saçlarımı taradım. Üstümü değiştim ve saat de zaten 1 oldu galiba. Herkes aslında bizden önce kalktı. Biz biraz daha oturduk. Ayaz da uyuyordu zaten. Yani rahat rahat böyle oturduk. Sohbet ettik. Şimdi zaten ben de yatacağım. Bayağı bir yorgunum. O yüzden videoyu kapatıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.